Valla taktiksel yarışmıyorum. Ben psikolojime göre, hissettiklerime göre puanlama yapacağım. Zaten söyledim de ben adil puan vermeyeceğim. Peki şimdi... Müseyyen Hanım'ı duydunuz mu Seda Hanım? Duydum. Adil puan vermeyeceğim dedi. Bunu duydum. Birazdan... Adil puan ben duymadım. Hiç kimseye adil puan vermeyeceğim. Adil puan vermeyeceğim. Güzel bir söz değil. En ama azından dürüstçe. Ne demek adil ama bu? Dürüstçe siz bana adilce verecek misiniz? En tabii ki adilce vereceğim. Bilemiyorum, o zaman göreceğiz. Tabii ki finalde adilce vereceğim. Hayır, ne ben buna inanmadığım siz beğenmediyseniz adil. Dürüstçe itiraf ediyorum. Bence hiç kimse birbirine ama adil o zaman hepimiz vermeyecek. Birbirimize bir verelim ondan sonra bitsin. Tamam buyurun, hazır meydan. Bir veririz, sıfır veririz. Yani sıfır yanlış, yok ama bir veririz. Değil. Hayır canım, ben kimse dürüst de, olmayacak. Şu yemeği size tarif etmek istiyorum. Bunun adı Zilli Zarife. Patlıcanları şöyle şöyle kesmişsiniz. Evet doğru, zil şeklinde böyle bu şekilde. Evet. Bunu bu şekilde. Hadi ver tabakları. İnanamıyorum Müseyyen Hanım, açık açık adil puan vermeyeceğini söyledi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Ebru Hanım? Yani demek ki kendi yemeğine de çok fazla güvenmiyor Müseyyen Hanım. Niye adil puan vermiyorsunuz? Yani ya şöyle düzgün yemek yapan, sofrasını güzel kuran. Ebru Hanım mutlaka bunlar puana dahil yani, ama... ben şuraya takılıyorum. Düzgün puan, yani insanların hakikaten dürüstçe yedikleri yemeğe puan vereceklerini düşünmediğim için böyle bir şey söyledim ben. Şimdi dış ses, benim söylemek istediğim buydu. Müzeyyen'in söylediğine Neşe'nin, Yıldız'ın ve Ebru'nun cevap vermesi lazım. Burada yarışan ben değilim ve Enis'in cevap vermesi lazım. Müzeyyen'e cevabı ben verirsem ben yarışmacı değilim ki. Müzeyyen neden bunu baştan söyledi? Müzeyyen Hanım bunu söylüyorsanız kendiniz bizzat, o zaman... Bizden de öyle puanlar bekleyin. Siz kendiniz açık açık zaten öyle yapacağınızı, Neşe Hanım zaten öyle yapacağınızı düşündüğüm için ben dürüstlük kazanamadım. O zaman siz buraya zaman yarışmaya geldiniz. Müzeyyen Hanım, hiç kişi kendinden bakmayın. Bilirmiş işi. Siz o yüzden bu şekilde bir şey söylüyorsunuz. Öyle mi diyorsunuz? Siz onu peki, yapacağınız peki, için puanlama da final günü ben bu söylediklerinizi hepinize hatırlatacağım arkadaşlar. Hatırlat. Bakalım ay kimden 9'lar 10'lar çıkacak, çok merak ediyorum. 9-10 kimseden çıkmaz da. Ya gördünüz mü? Belki 9-10'luk bir masaya oturacağız. Müzeyyen ver tatlım. Oturursak veririz, merak etme. Ha ben de onu söylüyorum. Bak verirseniz, bu masada 10 puanlık zaman, ama ne diyorsun? O zaman ben geri adım atacağım. Şöyle bir masayı göreceğiz masanızı. Tamam göreceğiz, yarın ben değil. Şu masaya oturur oturmaz kusur göreceğiz. Buldun. Hiç demedin bir kere emeğinize sağlık. Dedim demez olur muyum? Elinize sağlık. Allah çorbadan aşkına, sonra. Evet, herkes söyledim. Duyuyor. Masaya oturur oturmaz ilk önce dediniz ki. Enis Bey gerçekten buyurun. Söyledim. Ellerinize emeğinize sağlık ama benim damak tadıma uymuyor dedim. Senin günün ne zaman? Yarın. Yarın. Evet. Büyük cesaret. Yani biz de o zaman ona göre hazırlıklı yiyelim. Kalkanlar kuşatılsın. Kılıçlar çekilsin. Yani, kılıç kalkan. Bütün kalkanlarınızda kılıçlarınızda gelin. Yani Neşe Hanım bu şöyle anlaşılmasın. Baştan bunu söylemek bana kalırsa benim tercihim. Beyninden geçenler eğer insanın diline yansımıyorsa bence bu ikiyüzlülüktür, dürüstlük değildir. Ben şunu söylüyorum. Dürüstsek eğer hiç kimse adil yediği yemeğe puan vermeyecek. Var mı bunu bir itirazı yani, olan? Yani o zaman siz kendi kendinize dediğim gibi insan, ya yarışmacıların hepsini kendinize cephe alıyorsunuz. Ben bunu söyleyebilirim. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı zaten yok, burası tamam, bir yarın yarışma. Göreceğiz o zaman. Tamam, tamam burası bir yarışma tamam. Programı. Herkes eğer kendi gününde göreceğiz. Tabii ki onun için tabii buradayız. Benim iddiam da bu yani.